Hocam biz şunu da konuşalım biraz. Diplomatik olarak Hani bu bizi nereye sürükler? Önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşabiliriz? Biliyorsunuz zaten bizim ilişkilerimiz aslında bu e, gazetecinin öldürülmesinden sonra e, evet. özellikle körfez ülkeleriyle ilişkilerimizde bir kırılma noktası vardı. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında e, bir gizli rekabet var her zaman. E, ama Aramco kurulduğundan beri e, körfez ülkeleri, bu ülkeler, Suudi Arabistan... Amerika'nın yörüngesindedir. Yani Batı dünyasının yörüngesindedir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hatta en son mesela İslam Birliği Teşkilatı ve bir takım teşkilatlara üye olmakla beraber Türkiye'de görüşmelerin yapılması, Kral Selman'ın işte buraya gelmesi de olsa görüşmeler diplomatik boyuta da taşınsa ama yine gelinen noktada Türkiye'nin özellikle seküler bir devlet olarak bir cumhuriyeti simgeleyen Atatürk'ün kurduğu bir ülke konumunda olması e, Arap dünyasını rahatsız ediyor. Bu açık ve net. Bu bir. İkincisi de Türkiye'nin son dönemdeki özellikle bölgedeki lider konumu biliyorsunuz İslam Birliği Teşkilatı toplantısında Türkiye damgayı vuran tek ülkeydi. Evet. E, ayrıca orada bebekler katledilirken bugün New York'ta bir çok önemli bir gösteri vardı. Bunu eğer görüntüler varsa bunu da koyalım. İnsanlar e, kundaktaki bebekleri aldılar evet. ve bir sürü insan sembolik bebekler e, sessiz protesto. Evet. New York'un evet, en meşhur meydanında gördünüz mü? Varsa arkadaşlarımızdan o görüntüleri de isteyelim çünkü bunları dünyanın gözüne sokmamız lazım. Yani Gerçekten çünkü medyanın yapması gereken şey bu. Panoya bir Atatürk resmi koysak nasıl olur? Bebekleri şimdi, çok güzel bebekleri çok güzel aldılar. Olsun. Yani sözde evet. tabii sembolik. Mizansen. Mizansen aldılar. Her biri yerlere yaptılar. Bebekler yerlerde. Ve bu bir sessiz protestoydu ama çok Aa, şey olsun. anlatıyordu. Yani artık New York'un göbeğinde bile bebeklerin ölümüne. Bakın dünyada bebeklerin öldüğü hiçbir yer güvenli değildir ve bebeklerin güvenli olmadığı bir dünya tehlikededir. Bunu tekrar söylüyorum. Yani bunun hiçbir şekilde kabul edilirliği yok. Hal böyleyken şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki ikircikli ve taraflı tutumu hatta Birleşmiş Milletler'deki dahi söz sahibi yani tek yani, Sayın Erdoğan dünya beşten büyüktür dediğinde e, adil bir dünya e, dediğinde aslında bu çok şey ifade ediyor ama hala bakıyorsunuz sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef e, buradaki tek söz sahibi ülke olarak hatta e, Arap e, dünyasının e, başındaki ülke konumundadır. Yani e, düşünün e, Kral Selman işte e, Prens Selman e, ne bir fra, Kral Faysal'dan bahsedeceksin. Evet. 1963 onu yılında evet, evet, onu anlat. E, yani Kral Faysal burada buradaki batı dünyasına bir duruş sergilemekle evet. birliği teşvik etmekle hayatıyla ödedi bunu. Evet. Öldürüldü biliyorsunuz. Yani dolayısıyla. E, maalesef e, özellikle hakikaten Aramco önemli 1973 OPEC krizi yaşandığı zaman orada bir duruş sergilenmişti Hı. ve o duruşun sonu ölümle bitti.